Birkaç örnek vereyim bu kutlamalarla ilgili. Bu arkadaşlar da sonunda bana hak verecekler, bize hak verecekler. Şimdi mesela Afyon. Afyon'un ilçelerini alın. Bolvadin ilçesi kurtuluşu 24 Eylül. Bolvadin'de bir de bir ilk öğretim okulu, anaokulu var. 24 Eylül Anaokulu diye de bir okulları var. Yahu kardeşim, iyi de yani bu niye 24 Eylül yani? Bolvadinli yaşlılardan bile sordum. 1952 yılına kadar Bolvadin'de kurtuluş falan yok. İlçe çünkü hiç işgal edilmemiş. Birisi bir gün bir teklif getirmiş, demiş ki bizim de bir etkinliğimiz olsun. Bolvadin'in kurtuluşu işin içerisinde o dönemlerde, düşün tek parti döneminde yeni gelmiştin, Demokrat Parti döneminde. Atatürkçülük falan öyle bir tabir geldiği zaman kimsenin laf edecek hali yok. Tabii. Tutmuş kabul etmişler. E ulan bunu niye 24 Eylül'e aldınız diye şey ettiğinde Bolvadinli yaşlılar bana bunu söylediler hep. Dediler ki e hocam şimdi eğleneceğiz, harman marman işi bitsin. Yani ondan sonra. Şimdi bu şekil icatlarla 52'ye kadar yok bu. 52 yılında alınan bir kararla bu kutlamalar başlıyor. Kardeşim Yunanlı orayı işgal etmemiş. Onun diğer ilçeleri de bu sefer başladılar, kalktılar işte ilçesi. Bu Yunanlı nereden geldi Bolvadin'e kadar? Şimdi Çay ilçesi, Sultan Dağı, Emir Dağı, mesela bunlarda kutlama yok. Böyle bir kurtuluş günleri yok. Son yıllarda Emir Dağ Belediyesi bu sefer. Bizimki niye yok hesabı? Ya işgal ve kurtuluş iyi bir şey değil. Yani gelirler orada namusunuzu kirletirler, zulüm ederler, şu ederler. Onun için işgale uğramak biraz yüz kızartıcıdır işin doğrusu. Yani kutlayacaksanız başka bir halt bulun. Yani teke kutlaması yapın, bundan iyi. Hocam Anadolu kadını, Anadolu'nun yaşlı kadını hasta olmayı arzular. Nazlanır bundan çünkü. Doktora gitse, bir şeyin yok dese bunu hakaret sayar mesela. Üzülür. Bu doktor bir şeyden anlamıyor der. Başka doktor, illaki bir doktor ona diyecek ki teyzeciğim senin şu rahatsızlığın var. Ondan sonra onu diline dolar. İşte ben hastayım, İşte benim şu rahatsızlığım var diye. Böyle bir şey işte. Şimdi bu Bolvadin böyle yapınca o diğer ilçeler, işte Çay, Sultan Dağı, Emir Dağ, bunlar hani ilçeler arasında bir de rekabet olur ya. Onların var, bizim ilçesi, niye yok? Ha, onların var, bizim niye yok? Böyle şey ede sonunda 2009 yılında belediye, biz bir kurtuluş şeyi yapacağız ama bir şeye dayandırtmak lazım. ATS'ye, yani bu askeri tarih bilmem ne, oraya resmi yazı yazdı 2009 yılında. ATS'den gelen cevap, hayır diyor, böyle bir kurtuluş falan yok bilmem ne. 2009'dan 2012'ye kadar kavga devam ediyor. Orada Ahmet Urfalı diye bir gazeteci var. 20 maddelik bu 2012'deki müracaatlarına karşı bir albayın imzasıyla gelen yazıya Emirdağ gazetesinde yayınladı. 20 maddelik karşı çıkıyor. Dediği şey mesela 11. maddesini okuyayım. Basın açıklaması 20 maddelik. Sakarya Savaşı'ndan sonra bozulan Yunan ordusu Afyon'a geri çekilirken Sivrihisar'a, Bolvadin'e uğramış, yakmış yıkmış iken arada Emirdağ'dan uçarak mı geçmiştir? Tam dediğim oldu. Bak, tam dediğin oldu. Yani bize de uğradı. İlla bir şey çıkaracak. 13. maddesini okuyorum. Sivrihisar'ın kurtuluş günü 20 Eylül 1921. Çok ne olur bir önceki maddeye dair bir şey söyleyeyim. Söyle. Şimdi bu mantıkla bu düşman ilçe ilçe uğrayarak gidiyorsa bu ne kadar yüksek bir sayı ki her ilçe bunları öldürüyor, kurtuluyor, kovuyor. Geri kalan artıklar bir sonraki ilçeye musallat oluyor. Orada da bir kurtuluş mücadelesi, bir sonraki ilçe. Ya tek kurşun atılmamış yani, diyor toprağımızdan geldi geçti diyor. O kenarda atın izi var diyor, oraya bastı geçti, o anlamda. Şimdi bakın 13. madde daha komik. Sivrihisar'ın kurtuluş günü 20 Eylül. Bolvadin ve Çay'ın 24 Eylül iken
kahramanlıkları ile ün yapmış Emir Dağlı'nın kurtuluş günü arada buharlaşmış mıdır? Ya Emir Dağlı kardeşlerim, bakın. Siz İstanbul'un fethinde varsınız. Siz Çanakkale'de varsınız. Siz Muhaç'ta varsınız. Siz Nibolu'da varsınız. Siz Sakarya'da da varsınız. Kimlere kucak açmışsınız? Hah. Yani sizin buna ihtiyacınız yok Yunanlı'nın orada geçişiyle kahramanlığınızı ispat etmeye. Bu mantıktan kurtulun ve kalkın deyin ki bize düşman ayağı değmedi, namusumuz kirlenmedi, adamımız eziyet görmedi, bilmem şu olmadı, bu olmadı. Yani düşman buraya girmeye cesaret edemedi de yani. Yani bir eğlence bulacaksanız tekke zorlatması yapın keçilerle. Bundan daha iyi ya. Bundan daha iyi. Yani bu mantık silinmeli. Bak bunu kaç sefer biz gündeme getirdik. Buradan Mardin Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Mardin Belediyesi 5-6 ay önceydi zannediyorum. Kurtuluş gününü kaldırdı. Onur günü diye. Başka bir şey altında sosyal faaliyetler, etkinlikler vesaire yapıyor, kutlamalar yapıyor. Mutlak surette bu devlet politikası olmalı. Bunu buradan Ege'deki bütün belediye başkanlarına çağrı yapıyorum. Bunu Türklük adına, Türk milliyetçiliği adına başka bir şey bırakın kardeşim. Ya ben söylüyorum, siz yapın bunu. Bu kurtuluş günlerini iptal etsinler. Başka eğlenceler yapın, başka şeyler yapın. Ya hani... Çünkü bunun bize bir faydası yok. Çocuklarımıza faydası yok, zararı var. Yine söyleyeyim. Hani Atatürk düşmanı falan filan diyorlar ya. Ya ne alakası var Atatürk'ü anma günleri yapın o gün. Atatürk'ü anma günleri yapın, evet. Yapın. Evet kardeşim. Milli mücadelenin şehitlerini anma günleri yapın. Yani 1952'de Bolvadin bu kararı almış, Atatürk'le ne alakası var kardeşim şimdi bu?